yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I... Şunun derdine bakın, şunun derdine bakın. Hoppala yavrum, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi, hadi, hop, hop, hop. Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi dağa gitmenin vakti geldi artık. Her şey hazır çok şükür. Şu tombiş nasıl oynuyor? Nasıl? Büyüklerine bile kafa tutuyor, boynuz atıyor. Boynuz daha çıkmadı, boynuz atıyor. Kafa vuruyor. Bu arada panzer de geliyor arkadaşlar bugün. Artık bundan sonra gelecek daha doğrusu, nasıl olursa. Alışacak abilerinden göre. Ya. Yürü bakalım. Hadi. Daha neler var bak Behlül, yürü. Hadi bu on dağa gideceğiz, hadi. Bugün şu anne keçiyi sahayabilirsem arkadaşlar, panzerle tosbiye çirmeyi düşünüyorum sütünden. Şimdi sahabilirsem derken sahamında bir şey yok arkadaşlar da. Biraz araştırdım. Yavru sütü içmeyi bıraktığında, yayılma başladığında göğüslerinin ucları biraz daha kabarıyor, yani büyüyormuş, şişiyormuş daha doğrusu arkadaşlar. O zaman daha verimli bir şekilde sağım oluyor. Şu anda meme ucları küçük arkadaşlar. Yani daha oğlan emdiğini işaret ediyor. Emiyor da zaten daha doğrusu. Bugün yine de bir deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü oğlağa fazla da geliyor olabilir. Çünkü oğlak da artık ufak ufak yayılmaya başladı. Hadi suyunuzu içmedin, suyunu. Hadi bunu sen aşağı dereye doğru gideceğiz, hadi. Hadi bak panzer bile suyunu içti. Ya korkmayın. Hadi bunlar bizim köpeklerimiz, hadi. Hadi suyunuzu için, hadi. Hadi. Hadi aşağı. Hadi suyunuzu için bakayım, hadi. Böyle eşek ve ineklere bu şekilde ıslık çalınca su içme isteklerini uyandırıyoruz arkadaşlar. Bunlarda da aynısı mı bilmiyorum. Deniyorum yani. Arkadaşlar bu keçiler harbi inatçı. Bakın kuru toprağa gidiyorlar, bakın. Şuralar dururken ha. Aslında bunların yiyecekleri de biraz daha çeşitli olduğu için arkadaşlar bu kadar uzun mesafelere gidiyorlar, kayalıklara çıkıyorlar. Yani bakın arkadaşlar, burada hiçbir şey yok yani. Ama demek ki bunlar biliyor yani neyin nerede olduğunu. Bakın oralar komple yemyeşillik. Onların yüzüne bakmıyorlar. Panzer, sen benden uzaklaşma oğlum, gel buraya. Gel. Sen abilerine bakma, abilerin büyük şu anda, gel. Gel, sen daha küçüksün, gel. Cibidi. Şimdi köpeklerin böyle bu şekilde gezmesi arkadaşlar çok mükemmel bir şey. İstedikleri tarzda takılıyorlar. Mesela aynı otlardan falan da yiyorlar biliyorsunuz. Bak hala şey yiyor. Kurtboğan. Vücutlarına sağlıklı oluyor bu. Yani keşke diğer köpekler de sıkıntı etmese de gezdirebilsek. Bu arada deli kızı da katacağım arkadaşlar da. Bugün getirmedim. Panzer'i getirdim. Biraz panzerle ilgileneyim diye. Yani yatan, kafeste duran köpekle gezen köpek arasında dünyalar kadar fark olur arkadaşlar. Ha yatan köpek ne olur? Bildiğiniz böyle hantallaşır. Evet, yiğit olur, böyle aslan gibi olur ama inanın hiçbir şeye yaramaz. Hiç zerre kadar bir şeye yaramaz. Sadece gösteriş olur. Vitrine koymalık olur, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama gezen köpek böyle fitleşir, kaslanır. Vücut tam kendine gelir. Değil mi lan kral? Tadından yenmez arkadaşlar o zaman. Bu arada deli kız da yani dişi köpek de gezince daha iyi, hızlı bir şekilde kızana gelir.
zaten hiç sevmediğim bir olaydı. İçeride durdurup da kızana getirip de şey yapmak doğal. Bırakmak lazım arkadaşlar. Ha, bırakmak lazım derken yine de kendi köpeklerimizle eslemeyi devam ettirmemiz lazım. Başka köpeğin yaklaşmasını önlemek lazım. Onu da bir şekilde hallederiz. Daha iyi olur nasip olursa. Görüyor musunuz? Bak panzer de alıştı. Arkadaşlar şurada bir kartal var. Yuvası var orada. Şu anda yiyecek getirdi. Herhalde yavruları var orada. Bir tanesi de önceden kalktı gitti. Anneli babalı %100. Keçiler yatmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bir ıslık çaldım. Kurtbağanla yaman uzaklaştı. Hem tedbir amaçlı denememiz olur. Geliyorlar mı, gelmiyorlar mı, ne oluyor, ne bitiyor, asi bir durumda. Bakacağım. Bu arada panzer büyüklüğü gerçekten dehşet bir şey olacağı benziyor arkadaşlar. Ayaklar mayaklar 10 numara. Kafası gözü yerinde maşallah. Evet, kurtbağan geldi arkadaşlar. Git abin yanına git, yürü. Bunlar önemli şeyler. Tehlike anında hemen çağırdığımızda damlamalar lazım. Panzer kim o lan? Kim lan o? Panzer. Panzer. Kimmiş lan o? Arkadaşlar yamanı görünce vallahi nasıl yürüyor bu tarafa doğru. Havluyor havluyor. Tam kral olacak ya. Aferin lan sana. Yabancı yok. Yabancıyı tıkmak yok değil mi? Arkadaşlar bir ses geliyor. Bakın yaman uçuyor vallahi. Kontrola gidiyor şimdi. Sesi duyuyor musunuz? Tilki sesi de olabilir. Kimi yatıyor. Kimi ayakta. Ben de kendime şöyle bir değnek hazırlıyorum arkadaşlar. Artı çoban olduk. Güzel bir değnek yapalım şöylece. Durduğu yere bak diyeceğim, kaçtı. Anan çağırıyor, anan çağırıyor, anan çağırıyor. Anan çağırıyor, hop. Hop, hop, hop. Arkadaşlar panzer dayanamadı. Şu deriye doğru gidecektik ama yavaş yavaş geri çekilelim. Ha, hayvan geliyor. Gel oğlum, gel, gel. Gel. Herhalde dayanamadı. Verim nezice. Nasıl arıyorlar bakın arkadaş. Heh. Her şey öyle. Neredeymiş lan? Aferin lan size. Avuçlar. Panzer. Dayanamadın mı oğlum? Ha, şu delikten gir bak ha. Ha, şu delikten gir de gel. Hadi oğlum. Hadi çık. Vallahi keçi diye boşuna demiyorlar arkadaşlar. Nerede taş var, nerede kaya var. Oralarda geziyor. Geziyor. Aslan parçaları da tabi tetikte. Eller tetikte bekliyorlar. Ciddi ciddi bu kangala gittikçe aşık oluyorum arkadaşlar. Efendilik mi dersin, ne dersen hepsi var arkadaşlar bunlarda. Canavar yani maşallah. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Nasıl da koruyor, görüyor musun arkadaşlar? Yine aynı yamanla kurtbağan ileriden geldiler. Vay 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 vay. Vay dürzü vay. Efsu olacak, efsu. Kurtbağan ne havlıyorsun oğlum? Gel buraya. Gel. Gel. Ne havlıyorsun?
Ha? Dur, çekil oğlum, çekil. Çekil ayağımın altında. Ya adam varmış da korkmuş. Dedim mellemez bunlar. Hadi geçin. Evet, sev dedim, şu anda seviyor arkadaşlar. Dedim güdükle. Normalde işte her zamanki anlattığımız gibi arkadaşlar, köpek kolay kolay bir şey yapmaz. Yeter ki ona sevgi göstereceğim. Bak şu anda ikisini de seviyor. Aynen. Arkadaşlar çiftçimizin şeyi kırılmış. Saplamasını düşürmüş arkadaşlar. Onu bu olmadı da bir daha takacağız. Böylece bu da mercimek arkadaşlar. Mercimeği lo oluyor. Bakın keçiler bize kadar haklı. Bizi bekliyorlar. Bak biz olmasaydık adam arkayı çıkartmış, takamıyor. Şimdi biri kaldıracak, biri de motorla, traktörle geri gelecek. Gelemiyor. Nasibi bizeymiş. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım.